Ruşen Çakır, bu barbarlığın altından nasıl kalkacağız? Türkiye'de çağdaş sosyolojinin önde gelen isimlerinden biri Profesör Nilüfer Göle. Onun hayatını İslam dünyasıyla Batı'nın birbirine önyargısız tanımasına, birbirine yakınlaşmasına adamış olduğunu söyleyebiliriz. Bu duruşu nedeniyle Türkiye'deki kendi laik mahallesi tarafından sürekli eleştirildi. Hatta kısmen dışlandı. O da yıllar önce Boğaziçi Üniversitesi'ni bırakıp Paris'te Sosyal Bilimler Yüksek Okulu'nda çalışmayı tercih etti. Charlie Hebdo saldırısından birkaç saat sonra Profesör Göle ile konuşma imkanı buldum şok içindeydi durum çok vayim çok korkunç artık bu terör de değil tam bir barbarlık diyordu ona göre zaten Almanya başta olmak üzere birçok avrupa ülkesinde yaşanan İslam düşmanlığı iyice tırmanacaktı ve bu durumdan Avrupa'daki tüm müslümanlar gibi Türkler de çok olumsuz olarak etkilenecekti peki ne yapılabilir diye sorduğumda ise umutsuz bir cevap aldım eğer Türkiye'de bundan mesela 5 yıl önceki Batı'nın da önem ve değer verdiği AKP iktidarı olsaydı ve bu iktidar bu barbarlığa karşı net bir şekilde çıkabilseydi belki bir şeyler olabilirdi ama böyle bir şey olacağı benzemiyor. Bu yüzden feci bir durumdayız. İslam karşıtı romanla aynı gün. Daha sonra Paris'teki Uluslararası İncelemeler ve Araştırmalar Merkezi'nde göç, yabancı düşmanlığı gibi konularda çalışan Türkiye'li araştırmacı Riva Castoriano ile konuştum. O da Cezayir kökenli silahlı İslami gruba atfedilen 1994'teki şehir içi tren saldırısından sonraki en büyük terör eyleminin son derece profesyonelce gerçekleştirilmiş olduğunun altını çizdi. Öte yandan saldırının Fransa'da günlerdir gündemin ilk sırasında yer alan İslam karşıtı Somission, itaat romanının piyasaya çıkacağı güne denk gelmiş olmasına dikkat çekti. Charlie Hebdo'nun da son sayısında kapak olan romanda İslam düşmanı tutumuyla bilinen kışkırtıcı yazar Michel Houellebecq 2020 2 yılında cumhurbaşkanlığı seçimini aşırı sağcı ulusal cepheye karşı diğer partilerin de desteğiyle Müslüman bir adayın kazanacağını anlatmış. Hep birlikte enkazın altına kaldık. Normalde bugün Türkiye'de siyasal İslam'ın krizini yazacaktım. Paris saldırısına ülkemizde verilen ve hiçbir anlamı olmayan, hiçbir işe yaramayan tepkiler bu krizi net bir şekilde gözler önüne seriyor. Aslında şaşıracak bir durum yok. 11 Eylül 2001'de Amerika'da, 15-20 Kasım 2003'te İstanbul'da yaşanan El-Kaide saldırılarının ardından da benzer şeyler olmuştu. Üstelik 7 Ocak Paris saldırısı 11 Eylül'den birçok açıdan farklı. Akla ilk olarak tabii ki IŞİD geliyor. Ama pekala son dönemde hem de onun gölgesinde kalan el de olabilir. Her durumda 11 Eylül'den bu yana neler değiştiğine bakmamız ve El-Kaide ile IŞİD'i titiz bir şekilde kıyaslamamız gerekiyor. Peki ne yapmalı? 11 Eylül'ün ardından şöyle yazmıştım. Henüz vakit geçmeden İslam dünyası dindarı dinsizi, sağcısı solcusu, arabı türkü, acemi ile kendi gerçeğiyle yüzleşmek ve kendisiyle hesaplaşmak durumundadır. Bu kaçınılmaz ve daha fazla ertelenemez bir zorunluluk. Hiç kuşkusuz bunu Amerika ya da Batı istiyor diye yapacak durumda değiliz. Kaldı ki biz bu öz eleştiride ne kadar başarılı olursak Batı da kendi içindeki şeytanla o denli yüzleşmek zorunda kalacaktır. Bu da 15-20 kasımın ardından birikime yazdığım yazının son paragrafı Hiçbir işe yaramayan İslam'da terör yoktur Müslüman olan bunu yapmaz sözleri yerine İslam ülkelerini demokratikleştirme buralarda sivil toplumu güçlendirme insan hak ve özgürlüklerine egemen kılma, hukuk devletini tesis etmeye çalışmak gerekiyor. Ama işimiz çok ama çok zor. Hatta galiba imkansız. Çünkü hiçbirimiz kendi içimizdeki şeytanla yüzleşmeye razı ve hazır değiliz ve her birimiz bıkıbusanmadan karşımızdakini kendi muhasebesini yapmaya çağırıyoruz. Bu gidişle hep birlikte bu enkazın altında kalacağız. Evet, maalesef enkazın altında kalmış durumdayız hep birlikte. Ruşen Çakır Habertürk